Önce o haber çok çarpıcıydı. Şifreli haberleşiyorlarmış. Özel bir alfabe, Morse alfabesiyle hatta iddialara göre haberleştikleri söyleniyor. FETÖ'cüler, cezaevindeki tutuklular bunu yapıyorlarmış ve soruşturma başlatılmış. Biz burada sürekli boşuna gündeme getirmedik o hadiseleri. Evet, haber gelsin, izleyelim. Arkasından Kılıçdaroğlu bugün her yerde manşet. Kılıçdaroğlu'nun bir potu var. Aman Allah'ım. Onu da konuşacağız. Evet, önce FETÖ'cülerin o şifreli haberleşmeleri. Bakın nasıl konuşuyorlarmış birbirleriyle. Evet, yani ne diyeceksiniz? Şaşırmıyorum çünkü. Şaşırmıyorum tabii ki, çünkü onlarda böyle bir sistem var ki Allahu Ekber. Yani, sanki biz suçluymuşuz da bizden bir şey kaçırıyormuş gibi. Sistemler. Ve bir de meşrulaştırıyorlar. İşte senin söylediğin işe geliyor. Bunlar nasıl bu kadar rahat yapıyorlar bu işi içeride? Söylüyorum abi. Söylüyorum ama hemen milli, masum, temiz, vicdanlı gardiyanların arkasına girerek o kriptolar özellikle, onlar bilmiyoruz zannediyorlar. Bilmiyorlar ki kardeşim, kim olursanız ne olsun, devlet buzdağı gibidir. Yavaş ilerler ama geldi mi tertemiz yapar. Evet. Bunlar nasıl haberleşiyor? Nasıl? Böyle işte. Ya gardiyanlar o alfabeyi de biri birine götürüyor. Bazı gardiyanlar yani. FETÖ'cüler içeride neyse. Hala var. Nihat, gerçekten neyse ya. Hani neyse, buna da okey diyelim yani. Abi okey denecek bir şey yok. Bak, ne diyeyim ya. Ben sadece şuna kızıyorum arkadaşlar. Bizim Türkiye'de öyle bir sistem oturmuş ki. Hemen bakcım Beren HDP'ye oy veriyor. HDP'ye de oy verebilir canım. Kimse o da siyasa meşru bir partidir yani. Kardeşim, siyasi zemine çekiyorsun. Bir kere bak, o da yanlış. Adam daha mı çıksın? Adam gelmiş siyaset yapacak tabii. Ankara'da bu işi konuşarak halledeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi o zaman siyaset yaptırmazsan sen bu adama, adam daha çıkar bu sefer. Oy veriyor, o ona oy veriyor, bu buna. Öyle de bir şey yok ya. Daha da çıkamaz. Her siyaset yapmayan daha da çıkmıyor da. Hayır, onun için demiyorum. Şimdi 84'ten beri eylem yapan bir örgüt var karşında. Evet. Şimdi sen siyasi zeminde bunu çözmek istiyorsan siyaset yapmasına izin vereceksin. Evet, veriyoruz zaten. Ha, bir dakika. Şimdi ondan sonra sen ona da izin vermediğin zaman, vay efendim Ahmet, sen ona A partisine oy verdin, B partisine oy verdin. Olmaz, o olmaz. Olmaz. O iş. Bu fişlemektir. Demokrasiyle bağdaşmaz. Ha, neyse. Şimdi konumuz zaten FETÖ. FETÖ ile alakalı. Konumuz burada daha zaten önce. Bak, FETÖ'nün o cezaevindeki tutuklar için çok ciddi eleştiriler getirdin ama dediğin gibi orada ben getirmedim rüzgar... kardeşim, millet getirdi, millet. Ya millet ben zaten milletin sesi oldum Ömür. Bir şey söyleyeceğim. Ben milletin sesi oldum. Milletimiz rahatsızdı. Ama ben... ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Bir rüzgar yarattılar. Onu tabii fırtınaya çevirdiler. Kilit isimleri de araya koyup kullanıp kullandılar. Evet. Kilit isimleri de kullandılar. Tamam mı? Öyle diyelim. Kilit isimleri de kullandılar. Doğru. Ve sana karşı hop, sen aslında orada bir semboldün. Tabii arı kovanına çomak soktun. Çomak soktun. Bir anda onlar rüzgarı tersine çevirdi. Onlar durdu zannediyorlar da durmaz. Ama içeride neler dönüyor görüyoruz. Onlar durmaz. Ben tekrar edeyim. Ben sözümdeyim. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Evet. Orada peki bir yanlış anlaşılma oldu. Bazılarına goy goy verdiler ama. Kardeşim, şu evetin geçmesi lazım Ömürcüğüm. Evet, geçecek. Evet, geçtikten sonra biz artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İdamsa idamı da kendimiz getireceğiz. Bak, ben sana söyleyeyim. Bak, dün mesela ben ne söyledim? Ya dedim, İstanbul'da alakalı bir rehavet mi var dedim. Yoksa İstanbul teşkilatı seçim startı vermedi mi dedim. Evet. Hiçbir yerde şey, beni hemen dün şey aradı. Beşiktaş ilçe başkanı AK Parti Bey, Ferşat Bey. Bizim de beraber yönetimde görev yaptığımız bir arkadaşımız, dostumuzdu o. Evet. Kendisi de yani açım biz dönelim teşkilat olarak buradan da selam olsun bütün teşkilatlara. İstanbul'daki AK Parti İslam Teşkilatı gazi bir teşkilattır. Bütün teşkilatı asla, onlara karşı saygımız sonsuz, gazi teşkilat ünvanıdır. Onlara da yakışmıştır. Ondan sonra şey dedi, yani bir hafta sonra biz dedim ki görsel manada bir şeyler göremiyoruz. Müzik arabaları, reklam panoları vesaire, broşürler. Onu biz sahada çalışıyoruz, eve dolaşıyoruz ama dedi önümüzdeki günlerle itibaren reklamlarla birlikte ona da gireceğiz. Sayın bütün İstanbul İl Başkanımıza Selim Bey'e de buradan selamlarımızı, evet, saygılarımızı iletelim. Peki. Teşkilatı çok seviyoruz. Biraz daha sıkı tutulması adına, evet, endişelerimiz. Şimdi burada hem getirdik yorumcusun hem de partide görev almış bir tabii isim. Çoğu da benim görev almış bir isim olduğu tabii için tanıyorsun da. Hani akıllarına şey gelmesin, hani eyvah Nihat bizi eleşiyor. Hayır, eleştirmiyor. Biz istişare. Hayır, biz daha burada iyiye mobilize olma adına, refleksimizi diri tutma adına. Eleştirecek bir nokta varsa da eleştiriyorsun zaten. Eleştirecekse de eleştiririz.
O da iyiye gitsin diye yani. Tabii tabii iyiye gitsin diye. Bize bir burada CHP'yi eleştirdiğin zaman da CHP iyiye gitsin diye. HDP'yi eleştirdiğin zaman da HDP, MHP. Aynı şekilde burada bizim kimseye burada şey yok. Bizim eleştirimizi düşmanlık addeden kişinin kalbinde bir sıkıntı vardır Ömürcüğüm. Evet. Anladın mı? Biz dost acı söyler. Dost acı söyler biraz daha. Mesela önümüzdeki günlerde eğer gerçekten istediğimiz o performansı görürsek yansıyan propaganda noktasında Power Yüksekşehir görse de onu da burada değerlendiririz. Söyleriz tabii ki. Peki. Söyleriz. Şimdi